bakın, Şii kaynaklarında da var, hepsinde var. Adamlar gece gündüz Mehdi gelmeyecek. Mehdi, çünkü Mehdi işlere gelmez. Mehdi gelince zulmü durduruyor. Bunlar da zulme can atıyorlar. Kan dökmekten zevk alıyorlar. Daha da olmasa birbirlerini boğazlamaya kalkıyorlar. Hatta futbol takımı ayrımı oluyor. Ondan bile birbirlerini kesmeye kalkıyor adamlar. İnşallah. Mesela iki mahalle arasında kavga etmeye çalışıyor. Aşiret arasında kavga etmeye çalışıyor. İlla ki kan dökecek. Daha da olmasa mafyalaşıp birbirlerini asıp kesmeye kalkıyorlar. İnsanların ruhuna şeytan böyle kavgacılığı ilka ediyor. Kan dökmeyi ilka ediyor. Zulmü ilka ediyor. Buna karşı ısrarla, kararlılıkla sevgiyi, barışı ve kardeşliği savunmak lazım. Çünkü insan ancak irade kullanarak bunu elde edebilir. Yani mümin sonuna kadar takva olmayı, güzel ahlaklı olmayı iradesiyle elde ediyor. Bakın dünyaya dikkat edin, bakın, inceleyin. Sonuna kadar barışı savunan insana pek rastlayamazsınız. Evet. İlla ki sonunda kavgaya girer. Evet. İlla ki sonunda kavgaya girer, illa ki sonunda kan dökmek ister. Halbuki sonuna kadar, en sonuna kadar, vefatına kadar insan sürekli barışı ve kardeşliği savunmakla mükelleftir. Bakın şeytan insana ne kadar garip bir ruh hal veriyor, görüyor musunuz? Mesela Fransa'ya gidin. Birçok genç konuşun, hep kan dökme yanlısıdır. Yunanistan'a gidin, hep kan dökmek yanlısıdırlar. Hep kavga yanlısıdırlar. Gerçek anlamda barışı sonuna kadar savunan çok nadir. Mesela sosyalistlerden de gidersin, komünistlerden. Biz barışı savunuyoruz derler. Oo, sokağa çıkar, polisin kafasına kurşun sıkarlar. Cam çerçeve indirirler, adamların beynini parçalarlar. Hani sen barışı savunuyordun sen? Laf onlar. Yani ancak Kur'an'a tam tabi olan, mümin, muttaki olan bir insan barışı savunabiliyor. Sevgiyi savunabiliyor, affediciliği savunabiliyor. Onun dışında çok zordur.